Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Kur'an-ı Kerim'de "El-yevme ekmeltu lekum dinakum ve etmemtu aleykum ni'meti ve raditu lekum el-islam dinen." Bugün size dininizi bütünledim. Üzerinize olan nimetimi tamamladım. Din olarak sizin için İslam'ı beğendim buyurmuştur. Şehadet ederiz ki bir tek Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Yine şehadet ederiz ki Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Salat ve selam Peygamberimiz Muhammed üzerine, ailesi ve ashabının üzerine olsun. Muhakkak ki Yüce Allah Resulullah'ı hidayet ve hak diniyle insanları karanlıktan aydınlığa çıkarmak ve bu dünyada ve ahirette de kurtuluş ve mutluluk yollarını göstermek için gönderdi. Resulullah yüce ahlaklara ve faziletlere çağırıp Allah'ın mesajını en iyi şekilde iletti. Ve hayatı boyunca kavli, fiili ve takririyle insanlığın değerlerini yerleştirdi. Allah Teala Hazreti Peygamber Efendimiz'e İslam'ın 5. şartını yerine getirmek için izin verdiğinde Hazreti Peygamber o zaman insanlığın bildiği en büyük kalabalık içinde Arafat'ta kayalar yanında vukuf yaptı. Sahabelerine ve tüm ümmetine haccın gereken işlerini açıklamaya ve hayatı boyunca sağlamlaştırmak istediği insanlık ve ahlakın değerlerine çağırmaya başladı. Veda hutbesi tüm insanlığa hayat yöntemi addedilen çok önemli dersler kapsamıştır. Şüphesiz bu derslerden tüm insanlar arasında adalet ve eşitlik ilkesini kökleştirmektir. Resulullah şöyle buyurdu: "Ey insanlar! Rabbiniz birdir, babanız da birdir. Hepiniz Adem'in çocuklarısınız. Adem ise topraktandır. Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap üzerine üstünlüğü olmadığı gibi, kırmızı tenlinin siyah üzerine, siyahın da kırmızı tenli üzerinde bir üstünlüğü yoktur." Resulullah bize üstünlük ölçüsünün sadece Allah'a karşı gelmekten sakınma ve salih amele göre olduğunu bildirmiştir. Zira Allah Teala, "Ey insanlar, doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah yanında en değerli olanınız, ondan en çok korkanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, her şeyden haberdardır." buyurmuştur. Dolayısıyla tüm insanlar sınıf veya ırk ayrımı olmadan haklar ve görevler bakımından eşittir. Adalet ve eşitliğin sağlandığı durumlarda insanlar arasında güven, birlik, beraberlik, dayanışma olur. Allah Teala, "Konuştuğunuzda akraba bile olsa sözünüzde adil olun." Diğer bir ayette, "Allah size mutlaka amanetleri ehli olanlara vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder." Ve yine diğer bir ayette, "Bir topluluğa olan öfkeniz sizi adaletsizliğe sürüklemesin, adil olun." buyurmuştur. Her Müslümanın bir başka Müslümana kanı, malı ve ırzı haramdır. Abdurrahman İbni Ebi Bekir radıyallahu anh babasının şöyle dediğini bildirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devesinin üzerine oturdu ve devenin dizginlerini bir adam tuttu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Bugün hangi gündür?" diye sordu. Biz bugünü başka bir isimle isimlendirecek diye zannederek sustuk. Resulullah "Bugün kurban günü değil midir?" buyurdu. Biz "Evet" dedik. "Bu ay hangi aydır?" diye sordu. Bu ayı başka bir isimle isimlendirecek diye zannederek biz sustuk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Bu ay Zilhicce ayı değil midir?" buyurdu. Biz "Evet" dedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Sizin kanlarınız, mallarınız, ırzlarınız tıpkı bu gününüzün, bu ayınızın ve bu beldenizin haram kılındığı gibi birbirinize haram kılınmıştır. Burada bulunan bulunmayana bildirsin. Bunu tebliğ etsin. Umulur ki burada bulunup da sözümü işiten kendisinden daha anlayışlı birine bunu tebliğ etmiş olur." buyurdu. İşte bu durumda Peygamber Efendimiz
sahabelerin dikkatini çekti ve kan, mal ve namus dokunmazlığını gösteren bu güzel sözlerle akıllarını uyandırdı. İslam, tüm insanların barış ve güven içinde huzurlu bir hayat yaşamalarını ister. Efendimiz veda hutbesinde cinsiyet, renk veya din ne olursa olsun insanlar kendileri arasında ayrım olmadığını pekiştirir. Çünkü şeriat bunu her insana garanti eder. Bu hususta Allah Teala, Allah'ın yasakladığı cana haksız yere kıymayın. İşte bunlar Allah'ın size emrettikleridir. Umulur ki düşünüp anlarsınız. Ve diğer bir ayette de, kim bir kimseyi bir kimseye veya yeryüzünde bozgunculuğa karşılık olmadan öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de onu diriltirse, ölümden kurtarırsa, bütün insanları diriltmiş gibi olur buyurmuştur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem veda hutbesi sonunda kan haramlığı ile ilgili bir uyarıda bulunarak şöyle buyurdu. Sakın benden sonra eski sapıklıklara dönmeyiniz ve birbirinizin boynunu vurmayınız. İslam cana saldırmayı yasakladığı gibi mala herhangi bir şekilde saldırmayı da yasakladı. Allah Teala, ey inananlar, mallarınızı aranızda haksızlıkla değil karşılıklı rızayla yapılan ticaretle yiyin. Haram ile nefsinizi mahvetmeyin. Allah şüphesiz ki size merhamet eder. Ve diğer bir ayette, aranızda mallarınızı haksızlıkla yemeyin. Bildiğiniz halde günaha girerek insanların mallarından bir kısmını yemek için onu hakimlere aktarmayın buyurmuştur. İşte genel olarak İslam dini malı korumak için hırsızlığı haram kılarak şöyle caydırıcı bir ceza koydu. Allah Teala, erkek hırsız ve kadın hırsızın yaptıklarından ötürü Allah tarafından ibret verici bir ceza olarak ellerini kesin. Allah güçlüdür, hakimdir buyurmuştur. Yine de İslam dinimiz topraklara herhangi bir biçimde saldırmayı yasakladı. Bu bağlamda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim bir karış miktarı bir yere haksız olarak zulümle sahip olursa o yerin 7 katı boynuna geçirilir. İslam namusa saldırmayı ve herhangi bir şekilde kötüye kullanılmasını yasakladı. Allah Teala, sakın zinaya yaklaşmayın. Doğrusu bu çirkindir, kötü bir yoldur buyurmuştur. Resulullah şöyle buyurdu. 7 helak edici şeyden kaçının. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, bunlar nelerdir diye sordular. Hazreti Peygamber'in buyurduğu 7 şeyden şudur. Evli, namuslu ve hiçbir şeyden haberi olmayan kadınlara zina isnat etmektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem genel olarak sövmeyi ve hakaret etmeyi de yasaklayıp fasıklık saymıştır. Hadis-i şerifte Müslümana sövmek fasıklıktır, onunla savaşmak küfürdür. Alınacak önemli derslerden de Hazreti Peygamber'in beraberlik ve birliğe çağırıp ayrılıktan uyarmasıdır. Veda hutbesinde, ey insanlar, muhakkak ki şeytan şu tuburayınızda kendisine tapılmaktan tamamen ümidini kesmiştir. Fakat siz bunun dışında ufak tefek işlerinizde ona uyarsanız bu da onu memnun edecektir. Dinimizi korumak için bunlardan da sakınınız buyurdu. İşte bundan dolayı birbirimizden ayrılmayıp birlik olmalıyız. Allah Teala, toptan Allah'ın ipine sarılın, ayrılmayın buyurdu. Ve diğer bir ayette, Allah'a ve peygamberine itaat edin. Çekişmeyin, yoksa korkar, başarısızlığa düşersiniz ve kuvvetiniz gider buyurmuştur. Bilelim ki, dinimizin ayrılma ve bölünme ile hiçbir ilişkisi yoktur. Allah Teala, dinlerini parça parça edip, gruplara ayrılanlar var ya, senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur buyurmuştur. İslam beraberlik ve birliğe çağırıp çatışma ve ayrılmayı yasaklamıştır. Yüce Allah'ın kitabına ve peygamberin sünnetine tutulmanın gerekliliği de
alınacak derslerdendir. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: size iki amanet bırakıyorum. Onlara sarılıp uydukça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanetler Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve Peygamberinin sünnetidir. Allah'ın kitabı şüphesiz ebedi mucizedir. Zira geçmişte ve gelecekte onu batıl kılacak yoktur. Kur'an-ı Kerim ne kadar zaman geçse geçsin hiç değişmez. Allah Teala, ey inananlar, Allah'a itaat edin. Peygamber'e ve sizden buyruk sahibi olanlara itaat edin. Eğer bir şeyde çekişirseniz, Allah'a ve ahiret gününe inanmışsanız, onun halini Allah'a ve Peygamber'e bırakın. Bu hayırlı ve netice itibariyle en güzeldir buyurmuştur. Ayrıca Kur'an-ı Kerim ve sünnete tutunmak, iman işareti ve takva kanıtıdır. Allah Teala, hayır Rabbine andolsun ki, aralarında çekiştikleri şeylerde seni hakem tayin edip sonra senin verdiğin hükmü içlerinde bir sıkıntı doymadan tamamen kabul etmedikçe inanmış olmazlar buyurmuştur. Bu sözlerden sonra kendim ve sizin için yüce Allah'tan bağışlanmayı dilerim. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. İnsanların efendisi son peygamber Hazreti Muhammed'e, ehli ve ashabinin hepsine salat ve selam olsun. Kıymetli Müslüman kardeşlerim, hiç şüphe yok, veda hutbesi insan hakları korunmasına ilişkin ilk evrensel bildiridir. Çünkü bu hutbe insanın saygınlığını koruyan ve güvenliğini sağlayan insani değerleri içerir. Bu hutbeden alınacak önemli derslerden de kadının İslam'daki yeri ve değeridir. Peygamber Efendimiz kadına iyi bakmayı tavsiye edip önemini ve yerini bildirdi. Bu konuda Resulullah'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: şunu bilin ki sizin kadınlar üzerinde haklarınız olduğu gibi onların da sizin üzerinizde hakları vardır. İslam anne, kardeş veya eş olsun kadını onurlandırarak onu koruyan ve dünyada ve ahirette de mutluluğunu sağlayan haklarını da verdi. Bir adam Resulullah'a gelerek, ey Resulallah, kendisine en iyi davranmam gereken kimdir diye sordu. Resulullah, annem buyurdu. O sahabi, ondan sonra kimdir diye sordu. Efendimiz, annem buyurdu. Sahabi tekrar, ondan sonra kim gelir diye sordu. Efendimiz yine annen buyurdu. Sahabi tekrar sonra kim gelir diye sorunca Resulullah bu sefer baban cevabını verdi. Başka bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: her kimin üç tane kızı olur da onlara sabreder ve malından onları yedirir, içerir ve giydirirse bu kız avlatlar kıyamet günü cehenneme karşı onun için berde olurlar. Diğer bir rivayette de Resulullah, kim ki üç kız yetiştirir veya üç kız kardeş yetiştirir ya da iki kız veya iki kız kardeş edepleriyle yetiştirir de ihsan ederse kıyamet günü o kimseyle ben orta parmağıyla baş parmağını yan yana getirip aralarını açıp kabayarak işaret ederek şöyle yan yana bulunacağız buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: size kadınlar hakkında hayırlı olmanızı vasiyet ederim. Çünkü kadın kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Kaburga kemiğinin en eğri kısmı üst tarafıdır. Onu doğrultmaya kalkarsan kırarsın. Kendi haline bırakırsan sürekli olarak eğri kalır. Onun için kadınlar hakkında hayırlı olmanızı vasiyet ederim. Hadiste geçen kadınlar hakkında hayırlı olmanızı vasiyet ederim ifadesi her şey kapsayarak erkeğin kadınla iyi bir şekilde davranmasını gerektirir. Hepimiz insanlığın tüm iyiliklerini bir araya getiren bu asil değerleri uygulamaya ihtiyacımız vardır. Zira dinimizin bu faziletli değerleri insanlık tarihinde uzun bir yol kat etmiş, insan hakları kurallarını oluşturmuş
ve insanın temel ve ahlaki ilkelerini ortaya koymuştur. Eğer insanlar onları düşünüp ona göre hareket ederse mutlaka dünyada ve ahirette de mutluluğa ulaşmalarına sebep olur. Rabbimiz yaptığımızı kabul buyur. Şüphesiz ki sen hem işitir hem bilirsin ve tövbemizi kabul buyur. Çünkü tövbeleri daima kabul eden, merhametli olan ancak sensin. Amin.